Şimdi ben size soruyorum. Sizler basın mensubusunuz. Tokat'ta 10 yıldır üretim adına artan herhangi bir şey gördünüz mü? Yani çiftçi mi daha çok ekmeye başladı? Daha mı çok fabrika kurulmaya başladı? Daha mı çok maden çıkarılmaya başlandı? Ne oldu? Tokat'ta gördüğünüz bir üretim artışı varsa lütfen bana da söyleyin. Ben de bilgi sahibi olayım bundan. Ama ben hiç görmüyorum. Bütün samimiyetimle söyleyeyim. Görmüyorum. Peki Türkiye'de para var. Para nereden geliyor arkadaşlar? Bakın ben size onu da çok açık söyleyeyim. Bütçede net hata noksan denen bir şey var. Şu andaki ulaştığı rakam 12 milyar dolar. Daha 6 aylık dönemde. Bu paranın kaynağı belli değil arkadaşlar. Yani biz hiç kimseye bir şey satmamışız. Hiçbir şey almamışız. Ama 12 milyar dolar para girmiş Türkiye'ye. Ben size onun nedenini söyleyeyim. Burada Amerikalılar daha önce söylemişlerdi. Demişlerdi ki sizin en iyi ihraç ürününüz askeriniz demişlerdi. Bugün bizim çocuklarımız Afganistan'da, Bosna'da, Lübnan'da, Irak'ta, Suriye'de işte bu 12 milyar doların karşılığında savaşıyorlar. Yani hükümet bizim çocuklarımızın kanıyla ticaret yapıyor. Ve maalesef bu saydığım bölgelerin hepsinin Müslüman ülkeler olduğunu biliyorsunuz. Yani Müslümanı Müslümana kırdırarak ve bunun karşılığında işte böyle kaynağı olmayan, aslında belli olan bir parayla ülkede ekonomi iyi gidiyormuş gibi gösteriliyor. Ama şunu da söyleyeyim ki hükümetin Suriye son kozudur. Suriye'den sonra da bu hükümetin son kullanım tarihi dolacaktır ve bu para da kesilecektir. Ondan sonrasında da bu ülkedeki ekonomiyi hiç kimse zapturaptı alamaz. Bu ekonomik gidiş bu hükümeti götürür ama bizim endişemiz şudur ki gerçekten bu ülkenin çocuklarına yazık oluyor. Bu ülkenin geleceğine yazık oluyor. İnşallah hükümet dediğim gibi bu kan parasıyla ekonomi yönetmekten vazgeçer de ekonomide üretimi arttırmak için neler yapmak gerekir? Onların derdine düşer, onları planlar. Dediğim gibi şu anda bunları temenni ediyoruz. Çok inancınız var mı derseniz açıkçası ben hükümetin bu yanlıştan artık kolay kolay döneceğine de inanmıyorum. Dönebileceğine inanmıyorum. Çünkü hakikaten artık Amerika ile İsrail ile çok ciddi bir işbirliği içerisinde olduğunu hepimiz görüyoruz. İnşallah biz yanılan taraf oluruz. İnşallah bir an evvel hükümet bu savaş politikasından vazgeçer. Yoksa hepimizi kötü günler bekliyor demektir. Ben hepinize de teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sorularınız varsa alabilirim.